Erdoğan ve etrafındaki partiyalar hiç Sinan Oğan'ın desteği olmadan seçkilere katılarak istedikleri kadar ses toplayabilirler. Ben bunu düşünürüm. Yani Sinan Oğan elbette ki burada esil siyaset oyunu oynuyor. Ve bakmayarak ki Azerbaycan'da uzun iller yaşayıp, bakmayarak ki Rusya'da, Moskova'da tahsil alıp, doktoranturasını kurtarıp, bakmayarak ki Azerbaycan prezidentinden medal ödülü alıp da TİKA rehberliği olup, buna bakmayarak yine de karşı tarafın, yani muhalefet tarafının tekliflerini gözlüyor ki, bizim bu veya diğer şekilde sizi desteklemeyimizin karşılığında ne teklifler edeceksiniz? Yani elbette ki o 5 faizi 44 faizin üzerine geldiğimiz zaman 49 faiz eliyor ve 49 faiz onsuz da Erdoğan'ın tarafında ses var ve Muharrem İnce'nin taraftarları 0,5 faizle Erdoğan'ın tarafında olduğu zaman Erdoğan 50 ve 50'nin üstünde faiz yığdığı zaman yani kısa matematik riyaziyat hesaplaması yapardık da gördük ki 51'in 49'a bir şey yaranır. Ses oranı, ses balansı Nispeti. yaranır. Ve beləcənə de Erdoğan Sinan Oğan'ın teklifi veyahut da ki iştiraki olmadan da kazanma şansı var. Ama Sinan Oğan elbette ki tek başına karar vermiyor. Onu destekleyen partiyalar var. Onu neticede maliyeleştiren insanlar var. Yani siyaset çok ciddi maliye gerektirir. Hele husus prezident seçkileri. Ve bu insanların da özüne uygun bir gözlentileri, yani onların da özüne uygun bir istekleri var. Mesela çünkü yeni kurulacak hükümette prezident yardımcısı, vice prezident görevi veyahut da ki nazirlikler seviyesinde bu veyahut diğer nazirliklere sahip olmak talebi. Bu cür şeyler elbette ki bu iktidar hevesi Sinan Oğan'ı Erdoğan'dan başka karşı taraftaki muhalefet ve başta Kılıçdaroğlu olmakla onu da desteklemek yönünde bir necidiyeler bir yola getirir, yola sürüklüyor desek daha doğrular. Elbette ki Azerbaycan'da bu çok negatif karşılanır. Yani bizim isteğimiz neydi? Bir manalı olarak Azerbaycan'da necidiyeler uzun iller yaşamış ve bir de Rusya faktörü var ortalıkta. Biz bilirik Kılıçdaroğlu'nun Rusya münasibeti neceydi. Biz bilirik ki Azerbaycan'a münasibeti neceydi. Ve böyle bir münasibet gösteren insanı Sinan Oğan'ın desteklemesi onun gelecek kariyerası için hiçbir yaxşı netice vermeyecek. Olabilsin 5 yıl boyunca bunlar iktidarda prezident köməkçisi, müəyyən nazirliklerin rehberliklerinde, komitelerde falan adamlarını yerleştirsinler. Ama bu Sinan Oğan'ın gelecek kariyerasına çok negatif bir leke olacak. Yani leke dediğimiz zaten negatifti. Çok negatif bir tesir olacak. Ve onun için ben öyle gelir ki bu pazarlık 28 Mayıs'da çok simbolik bir tarihti. Azerbaycan'ın müstakillik günüdü. Ve 28 Mayıs'da Azerbaycan'ın müstakillik gününde aslen Azerbaycanlı olan bir insanın Türkiye'de seçkilere tesir gösterdiği zaman muhalefetin tarafında olması bence Azerbaycan içtimaiyeti tarafından çok ciddi şekilde kınanacak. Ve bütün bunları elbette ki Sinan Oğan da çok yaxşı bilir, ağıllı adamdır. Ve bütün bunları Erdoğan da çok yaxşı bilir. Ve elbette ki Sinan Oğan'a verilen vəədlər muhalifət tərəfindən qat-qat daha çoxdur. Nəinki Erdoğan tərəfindən. Erdoğan deyə bilər ki, al sənə, məsəl üçün, Maliyyə Bakanlığını sənə verirəm. Və yaxud da ki, sənin tərəfdarlarından birinə şeyi, belə də, məsəl üçün, falan komitenin rehberliğini ver, benden başka şey isteme. Ha, bu kadar sana yeter. Ben sensiz de zaten Erdoğan'ım. Sen de olsam olmasam ne fark eder? Ama Kılıçdaroğlu için Sinan Oğan çok vacipti. O Kılıçdaroğlu'na kalsa o ona kızıldan dağlar vaat eder. Yeter ki hakimiyete gelsin. Yeter ki Erdoğan'ın galip gelsin. Onun için yani bundan yola çıkarak Sinan Oğan'ın bir şahsi iradeye dayanarak karar vermesi lazımdı. Göresen mən vəzifə, kreslo və müvəqqəti kariyera vədlərinə aldanıb Kılıçdaroğlunu mu dəstəkləyim, yoxsa sirdaşı olduğu, tərəfdarı olduğu MHP'nin
Necdiyeler eyni ittifaka dahil olduğu Erdoğan'ı mı destekleyeyim? Çok ciddi bir karardı. Burada artık Sinan Oğan'ın 28 Mayıs'a kadar karar vermesini gözleyeceğiz. Az vakit kalıptı. Artık bugün de saymasak 10 gün kalıptı. 10 gün ərzində çok ciddi değişiklikler olacak ve biz de doğrudan da Türkiye'nin Azerbaycan'ın yanında olup olmadığını Sinan Oğan'ın simbolunda görmüş olacağız.